getirdik. Evet, Ramazan, mübarek Ramazan ayındayız ve İstanbul'daki sokak iftarlarının en önemli adreslerinden birine gideceğiz şimdi, Sancaktepe'ye. Her gün binlerce kişiye iftar veriliyor orada ve şimdi Sancaktepe'de Yavuz Oymak bizi bekliyor. Yanında da konuğu belediye başkanı İsmail Erdem olacak. Yavuz. Kaan Yakupan, gerçekten de dediğiniz gibi mübarek Ramazan ayı ile birlikte İstanbul'un, Türkiye'nin bütün sokaklarına, caddelerine deyim yerindeyse nur yağıyor ve biz de 24 canlı yayın ekranlarında o bereketi, o dostluğu, kardeşliği paylaşmaya çalışıyoruz. Yayın konuğum Sancaktepe Belediye Başkanı Sayın İsmail Erdem. Efendim, elbette temel amaç galiba bu bereketi, dostluğu, kardeşliği bu mübarek ayda daha da paylaşmak, doğru mu söylüyorum? Aynen öyle. Cenab-ı Hak rahmet ayı, bereket ayı. Ramazan'ı Müslümanların bütünleşmesine, gönüllerin yeşermesine vesile kılıyor. Yetimi, öksüzü, fakiri, fukarayı, yaşlıyı hatırlamamıza da vesile oluyor. Sancaktepe'den tüm izleyicilerimi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Ekranlar başında olan komşularımızın, vatandaşlarımızın iftarlarını Cenab-ı Hak kabul etsin. Ramazanlar mübarek olsun. Gönül sofraları diyoruz. Ali İbrahim sofraları diyoruz. Bir tarafıyla bolluk var. Bir tarafıyla da senelerdir AK Partili belediyeler olarak İstanbul'da bu güzel tabloyu oluşturuyoruz. Her sene sofralardaki artış %10-15'i geçiyor. Mahallesine göre değişiyor. Nüfus artışına rağmen mahallelinin teveccühü çok fazla. Anadolu kültürünü yaşıyor. Bazen büyüklerimiz geçmişlerini hatırlıyorlar. Bir tarafıyla inancımız elhamdülillah bize paylaşmayı emrediyor. Paylaştıkça çoğalacağına da inananlardanız. Diğer tarafıyla da Anadolu kültürü içerisinde ecdadımız Kars'tan Edirne'ye kadar Balkanlarda, İslam coğrafyasının birçok tarafında da buna benzer sofralar her zaman var olmuştur. Bayram namazı çıkışı, cuma namazı çıkışı, bayram çıkışları dediğimiz gibi cenazelerde, düğünlerde, iftar sofralarında hep bu bütünleşme vardır. Halkımız bir tarafıyla sosyalleşmeyi öğreniyor. Hiçbir vatandaşımıza desek ki tek başına masayı al, caddeye kur, tencereyle de tabaklarını götür, orada yemek ye veya bir sabah kahvaltını yap desek hiç kimse cesaret edip inemez. Ama bugün burada her zaman olduğu gibi binlerce komşu aynı masaları paylaşacak. Bir kısım komşu yeni taşınanlar var. Yeni mahalleli olanlar var. Onlarla tanış oluyorlar. İleri yaştaki büyüklerimiz kendi akranlarıyla, çocuklarımız kendi akranlarıyla, gençlerimiz yine kendi arkadaş gruplarıyla iftar sofralarımızı süslüyorlar. Hem sosyalleşiyoruz, birlikte yaşama kültürünü öğreniyoruz. Aynı sofrayı paylaşırken aslında duygularımızı da bütünleştiriyoruz. Bir millet olduğumuzu hatırlıyoruz. Yani dededen, ebeden, gelenek göreneklerimiz de budur diyoruz. Biz milletiz, Müslümanız. Müslüman da sofrasında paylaşır, gönüllerinde paylaşır. Biz acılarımızı da paylaşıyoruz, sevinçlerimizi de paylaşıyoruz. İşte onun en güzel örneklerini de Sancaktepe'de yıllardır yapıyoruz. Bugün de Hilal Mahallesi'ndeyiz. Sancaktepe'mizin en kuzey ucunda, nüfusu en az olan bir mahallemiz. Her akşam bir mahallede aynı güzelliği yaşıyoruz. Dün Samandıra Merkez'de yaklaşık 6000 civarında komşumuzda iftar ettik. Ama her akşam farklı bir tabloyla karşılaşıyoruz. İleri yaştaki amcalarımız gelir, bazen gözleri yaşarır. Yani biz eski Ramazanları, eski Anadolu'daki büyüklerimizin yaptıklarını, köy odalarında, köy meydanlarında kurulan sofraları hatırlatıyorsunuz diye farklı bir güzellikle ithamda bulunuyorlar. Ayrıca mahalle ve sokak kültürünü İstanbul'da yaşatmaya gayret ediyoruz. Çok önemli olan bir tarafı bu. İstanbul şehir hayatı mekanik bir hayat ama böylelikle komşular komşu olduğunda hatırlama imkanına sahip oluyorlar. Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Sancaktepe'den iyi yayınlar. 24 canlı yayınımızı bu sefer yine Sancaktepe'den yaptık. Bereketli olsun diyelim, iyi iftarlar olsun diyelim ve sözü size bırakalım.